Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakü'de tatbikatın seçkin gözlemci gününe katıldı. Bakü'de bulunan TRT Haber muhabiri Fatih Avanos'tan şimdi gelişmeleri alıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatı Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde müşterek bir şekilde başladı. Dün başlamıştı tatbikat. Bugün seçkin gözlemci günü ve yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yerinde katıldığı bu tatbikat şu anda da devam ediyor. Yanımızda da uzman önemli bir isim var. Emekli Tuğgeneral Yücel Karaoğuz, eski Bakü askeri de ateşimiz aynı zamanda. Efendim, önemli bir tatbikat. Siz bu tatbikatların başladığı günleri de iyi hatırlıyorsunuz. Nasıl bu sürece gelindiğini de iyi biliyorsunuz ama geldiğimiz noktada tatbikatın önemi nedir, sizden almak isterim. Türkiye-Azerbaycan askeri ilişkilerinin başlamasının 32. yılı, tatbikatların başlamasının da aslında bu sene 10. yılı. Şu an sahada hem hava destek vasıtalarıyla hem de kara ateş destek vasıtalarıyla dosta güven, düşmana korku salan silahlı kuvvetler. Türkiye NATO'nun ikinci en güçlü ordusu, Azerbaycan ordusu da Kafkasların en güçlü ordusu. Bunu da Büyük Vatan Muharebesi'yle tescil etti. Dolayısıyla bu tatbikatlarda bir millet, iki devlet, tek yumruk, bir millet, iki devlet, tek ordu felsefesinin ondan sonra sahada uygulamasını görüyoruz. Bu demin de ifade ettiğim gibi ortak düşünme, ortak koordinasyon, hedeflerin tespit edilmesi, silah sistemlerinin ve personelin karşılıklı koordinasyonunun en üst seviyede uygulandığı bir şey. Bu tür tatbikatları hem kara unsurlarıyla hem hava unsurlarıyla hem de hususi tayinatlarla beraber yapabilecek dünyada çok az sayıda ülke ordusu var ve bu ordular bugün artık bölgenin ve dünya barışı içinde aslında bizim ordularımızın mevcudiyeti hem ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak hem de bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktır Fatih Bey. Dolayısıyla ulaşılan seviye gurur verici bir şey. Aynı zamanda biraz önce sizin söylediğiniz gibi çok anlamlı bir zamana geldi. Jeopolitik değişikliklerin ve bölgeyi karıştırmak isteyen ülkelere karşı zamanlama çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'e hasredilmesi de Azerbaycan halkının gösterdiği kadir şinaslığının bir parçasıdır. Ben 85 milyon Anadolu insanı ve eski bir asker olarak öz minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Şu an aslında tarihe tanıklık ediyoruz. Bu hem bölgeye hem dünyaya, gönül coğrafyasına bir mesajdır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Generalim. Evet, bu anlamda önemli mesaj olduğunu ifade etti Sayın General de. Tabii ki en önemlisi de yine Sayın Karaoğuz'un da ifade ettiği gibi eş güdüm, ortak hareket edebilme, birlikte bir operasyon icra edebilme anlamında önemli. Azerbaycan ordusunun Türk modeline geçmesi için bu tatbikatlar önemli ve bu noktada da yine Azerbaycan ordusuna ihraç edilen silahların da kullanımı, sahada deneyimi de çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk tatbikatı şu anda da gerçek mermilerle, silahlarla icra ediliyor. Senaryo gereği de önce komandolar sızma gerçekleştirdi. Hava kuvvetleri unsurlarının görevlerini başarıyla icra edebilmesi için bir takım operasyonlar gerçekleşti. Ardından hava kuvvetleri ve kara unsurlarıyla da düşman mevzileri birer birer başarıyla imha ediliyor diyelim. Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatında son notlar bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım.